Hicretin 3. yılı. Aylardan Şevval ayı. Bedir yenilgisini hazmedemeyen Mekkeli müşrikler bu defa işi şansa bırakmamak üzere o günün şartlarında dev bir ordu hazırlarlar. 3000 kişiden müteşekkil dev bir orduyla Medine-i Münevvere'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yürürler. Efendimiz ashabıyla birlikte istişare ettikten sonra meydan muharebesi yapmak üzere Uhud'a doğru yola çıkar. Ancak 15 yaş altı çocukları ve ihtiyarları Medine'de bırakır, orduya almaz. Kendisi ordusuyla birlikte Uhud meydanında yürür. Geride ihtiyarlar kalmıştır. İhtiyarlardan Huzeyfe İbni Yeman radıyallahu anh'ın babası Hüseyin İbni Cabir ve onun arkadaşı Sabit İbni Vahş da vardır. Bunlar birlikte bir evdedirler. Hüseyin arkadaşı Sabit'e der ki, ''Ey kardeşim, ömrümüzde ne kadar kaldı ki? Kalsa kalsam bir eşeğin iki su için vakti kadar kalmıştır. Bu kadar kısa vakti yaşasak ne, yaşamasak ne? Gel, gidelim, Resulullah'ın ordusuna katılalım, Uhud'a katılalım ve olur ya Rabbimiz bize şehadeti nasip eder ve şehit oluruz.'' der. Bunu Hazreti Sabit kabul eder. ''Bakın kardeşlerim, asr-ı saadetin ihtiyarlarına, asr-ı saadetin yaşlılarına orduya katılıp şehit olmak, Resulullah'la birlikte savaş yapmak istiyorlar.'' Ve Uhud meydanına gelirler. Savaşa tanımamak üzere yüzlerini kapatarak girerler. Tam da savaşın kızgın, coşkulu, hızlı olduğu bir dönemdedir. Hani Mekke'li müşriklerin tekrar saldırdığı o Hazreti Hamza Efendimizin ve Mus'ab bin Umeyr'in şehit edildiği dönemlerde, vakitlerde. Hazreti Sabit savaşa girer girmez Mekke'li müşriklerin kılıçları altında dolanarak şehit olur. Hazreti Hüseyin İbni Cabir, Huzeyfe'nin babası savaşa girmiştir ve savaşmaktadır. Onu uzaktan oğlu Huzeyfe İbni Yeman görür, bakar. Bu benim babam mı değil mi diye tereddüt geçirir. Tam benim babamdır dediği vakitte de bir bakar ki Utbe İbni Mes'ud adındaki bir Müslüman onu Hüseyin'i Mekke'li müşrik zannedip kılıçlarıyla doğramaya, katletmeye başlamıştır. Hazreti Huzeyfe bağırır. ''Etme, kardeşim yapma, o benim babamdır, Müslümandır.'' diye haykırdıysa da sesini duyuramaz. Duyurana kadar da babası çoktan şehit olmuştur. Babasının yanına gelir, kanlı bedenini kucağına alır ve kardeşine Utbe İbni Mes'ud'a ''Ey kardeşim, Rabbim seni affetsin, Allah seni affetsin, Müslümanı öldürdün.'' diyerek acısını, feryadını dile getirir ve hem de kardeşine dua eder. Savaş bitmiştir. Medine'ye dönülmüştür. Babasının şehit olduğu müjdesi Peygamberimiz tarafından kendisine verilmiştir. Ve sevinir şehit olduğuna. Bunun üzerine Peygamberimiz Müslümanlar şehit ettiği için, öldürdüğü için babasının diyetini Hazreti Huzeyfe'ye gönderirler. Huzeyfe bu diyeti kabul etmek istemez. Ancak getiren kişi Resulullah'ın hediyesini kabul et, geri çevirme der. Bunun üzerine kabul eder ve hiçbir dirhemine dokunmadan tamamını Müslümanlar arasında tasadduk eder. Ve Resulullah bunu duyunca sevinir, mutlu olur, ellerini açar, Huzeyfe'ye tekrar tekrar dua eder. İşte Resulullah'ın sırdaşı olan, Resulullah'ın kardeşi olan sahabe-i kiram böyle bir fedakarlık. Rabbim bizleri onlarla birlikte komşu eylesin, bizleri onlarla cennetinde buluştursun inşallah.